Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cilt bakım rutinimi göstereceğim. Ama yaklaşık 2 hafta kadar önce benim bir rutinim yoktu arkadaşlar. Çok soru soruyordunuz. Okan abi lütfen cilt bakım ürünlerini göster bize. Nasıl bakım yapıyorsun yüzüne, hangi kremleri kullanıyorsun diye yorum atıyordunuz. İtiraf ediyorum arkadaşlar, 2 hafta önceye kadar sadece duştan sonra nemlendirici sürüyordum. Onun dışında hiçbir kremi yüzüme uygulamıyordum. Fakat siz böyle çok soru sormaya başlayınca ben de erkekler için uygun olan cilt bakım ürünlerini araştırmaya başladım ve kendimce bazı ürünler aldım ve bunları 2 haftadır kullanıyorum ve etkisini de görmeye başladım diyebilirim. Size göstereceğim ürünleri devamlı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir gün kullanıp bir gün kullanmadığınız zaman pek bir işe yaramıyor. Bunu uzun süreli olarak kullanmanız gerekiyor dediğim gibi. Ben şimdi size kullandığım ürünleri göstereceğim fakat olay sadece kremde bitmiyor arkadaşlar. Yüzünüze bakım yapmadan önce sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa bakım yapıyorum ben. Hani sadece krem sürüp geçiştirmeyeceksiniz. İlk önce yani cildimize kremleri sürmeden önce şöyle Nivea'nın arındırıcı temizleme jeli diye bir şey varmış. Ben bunları gratisten aldım arkadaşlar. Bir de gratiste komik bir anı yaşadım. Tabi gratiste genelde kızlar, kadınlar falan gidip böyle ürün inceler ya. Bir baktım içerisi kız kaynıyor. Ben de şimdi utana utana böyle gratise girdim. Orada bir tane kadın vardı, yardımcı oldu sağ olsun. Dedim işte erkekler için cilt bakım ürünü ne alabilirim tarzında sorular yönelttim ona. Kadın biraz anlattıktan sonra gülmeye başladı. Dedim niye gülüyorsunuz? Dedi işte hiçbir erkek böyle sizin gibi araştırmıyor, sizin gibi soru sormuyor işte. Hani erkekler fazla gratis'e uğramıyormuş. Ben de pek bilmiyordum. Bilmiyorum belki aranızda gratis'e gidenler vardır ama şu an benim aldığım ürünleri ben ilk defa gratis'ten alıyorum. Çünkü daha önce böyle ürünler kullanmamıştım. Her neyse arkadaşlar, bana kadın 4 tane ürün önerdi. 4'ü de Nivea'nın ürünü. Şu an ben bunları kullanıyorum. İlk kullandığım ürünle başlıyorum şimdi. Sabah kalktığım zaman şu temizleme jeliyle birlikte cildimi temizliyorum arkadaşlar. Bu şey gibi böyle. Hani sabun gibi değil. Sabunla zaten yapmamanız gerekiyor. Ben yağlı ciltler için olanı aldım. Bunu yüzünüze sürüyorsunuz böyle. Ondan sonra köpüre köpüre cildinizi temizliyorsunuz. Ondan hemen sonra da şöyle canlandırıcı tonik var arkadaşlar. Ben normal ve karma ciltler için aldım. Bir tanesini yağlı ciltler için aldım. Bir tanesi de normal ve karma ciltler için aldım. Ürünü şöyle göstereyim belki. Gratisten alışveriş yapacak arkadaşlar varsa oradan da alabilirler. Bilmiyorum belki Watsons var, gratis var, piyasada hangi markalar var. Onlar hakkında da çok bilgim yok arkadaşlar. Sadece kadının önerisiyle bunları aldım ve yaklaşık 2 haftadır deniyorum. Benim genelde ciltteki sıkıntım şu oluyor. Bizim aileden gelen böyle bir kırışıklık sıkıntımız var aslında. Şöyle güldüğüm zaman bakabilirsiniz. Şuralarda böyle bir kırışma oluyor. Bilmiyorum belki sizde de oluyordur. Bir de ben gece uykusuz kaldığım zaman özellikle sabah kalktığımda böyle gözlerimin altı çok mor oluyor. Çok rahatsız oluyorum. İşte tam bunlara özel arkadaşlar şöyle bir gündüz kremi aldım. Şimdi yaz da yaklaştığı için yüksek güneş korumalı gündüz kremi diye bir Nivea'nın bir ürünü varmış. Şöyle göstereyim size. Şu an bu ürünü aldım arkadaşlar. İçini de açalım hep birlikte. Hatta şöyle karıştırmayayım diye kadına da şöyle özellikle gündüz de yazdırdım. Ben biraz unutkan olduğum için gündüzü geceyle karıştırabiliyorum. Bunun arkadaşlar özelliği işte cildinizde sürekli kullanıldığı zaman İşte kırışıklıkları önlemeye biraz yardımcı oluyor. Onun dışında içerisinde Q10 diye bir şey var arkadaşlar. Gen arkasında özetle diyor ki düzenli kullanıldığında içerisindeki Q10'la birlikte yaşlanmayı geciktirir diyor. Ben de bunlara inanaraktan böyle bir şey aldım arkadaşlar. Bakalım çözüm olacak mı olmayacak mı? Arkasında da sonuç olarak şunları belirtmişler. Daha canlı ve daha genç görünen bir cilde sahip olun. Kırışıklıkları gözle görülür şekilde azaltın demiş ve cildi kırışık ve lekelerden önlemeye yardımcı olur tarzında şeyler yazıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu güneş koruması da içeriyor. Gündüz kremi bu. Bunu ben şu ikisini kullandıktan sonra şöyle komple ben yüzüme bu şekilde uyguluyorum arkadaşlar. Şu an gece olduğu için gündüz kremini kullanmayacağım. Ama biraz sonra size gece kremimi de göstereceğim. Hatta hemen göstereyim ben size gece kremimi. Şu an kullandığım gece kremi bu. Bunu ben sadece şu göz altlarıma sürüyorum arkadaşlar. Gece sürüyorum bunu. Çünkü sabah kalktığım zaman böyle oradaki morarmalar pek olmuyor. İşe yaradığını söyleyebilirim bunun. Hatta bunu ben Halil'e kullandırdım. Belki aranızda biliyordur. Yukarıdaki kartta bakabilirsiniz. Ona dedim ki sabah kalktığın zaman gözlerin morarıyor mu kanka, nasıl oluyor diye bir sorayım dedim. O da aynı sıkıntıları yapınca aynı ürünleri Halil'e aldırttım arkadaşlar. Ve Halil bir hafta falan kullandı bunları. Sonrasında bana kanka morluklar azaldı falan diyerek WhatsApp'tan mesaj atmıştı. O yüzden bu üründe benim dikkatimi çekti arkadaşlar ve 2 haftadır bunu kullanıyorum. Gerçekten gece sürdüğüm zaman sabah böyle o morarıklar birazcık daha azalıyor. Kadınlar nasıl makyaj falan yapıyor arkadaşlar, onun gibi böyle bir etki oldu bende. Hemen şunun ürünü de açıp size nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Bakın mesela kutusu bu kadar büyük, içinden çıkan şu kadarcık bir şey. Kutusunu bu kadar büyük yapmışlar ama içinden çıkan şeyi de bu kadar küçük yapmışlar. Bilmiyorum ne kadar mantıklı, belki pazarlama taktiği de olabilir adamların yaptığı.
Aynı şekilde bunda da Q10 var arkadaşlar. Q10 Plus yazmış. Kırışıklık karşıtı yazıyor arkadaşlar. Bu da aynı şekilde gözümüzün şuralarına damla damla şeklinde sürüp bu şekilde yaydırıyorum. Ben özellikle buraları da sürüyorum ki güldüğüm zaman bu kırışıklıklar daha çok derinleşmesin diye. Yani yaşlanmam birazcık daha geciksin diye bu ürünü kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce temizleme jelimle cildimi temizleyeceğim. Ondan sonra tonik ile cildimi tekrar temizleyeceğim. Onun üzerine de gece kremimi sürüp geliyorum arkadaşlar. Hatta gece kremini ben sürmeyeyim. Sizler karşısında şöyle nokta nokta yaparak onu da sürüp doğru yatağa gideceğim. Saat şu an yaklaşık 12 oluyor. Ben de videoyu çekmeye geç başlamıştım. Hadi bakalım ben cildimi temizleyip geliyorum. Evet gençler, yüzümü şuradaki Nivea arındırıcı temizleme jeliyle birlikte temizledim. Şimdi sırada tonik kullanmak var. Toniği de şöyle pamuk yardımıyla kullanabilirsiniz. Yani oradaki kadın bana öyle dedi. Ben bilmiyordum. Böyle kullanıyorum. Bakalım. Pamuğa toniğimizi sürdük bu şekilde biraz. Ve şimdi cildimin temizlenmesi için tonikle birlikte böyle yuvarlak daireler yapıyorum. Tamamdır, şimdi tonik işlemi de bitti arkadaşlar. Zaten pamukta olan yağ birikintisini falan görebiliyorsunuz. Pislikleri görebiliyorsunuz. Cildi güzel temizliyor bu tonikte. Zaten kendimi de makyaj yapan YouTube kanalındaki kızlar gibi hissettim böyle size ürünleri tanıtınca. Ama alakası yok yani. Bu bakım ürünleri bence erkekler de tercih edebilir. Gratis'teki kadının şaşırması artık olmaması gerekiyor bence. Yani bu ürünler biz de kullanabiliriz açıkçası. Benim gibi kırışıklık sıkıntısı yaşıyorsanız bence deneyin derim. Ben artık bu ürünleri kullanmaya devam edeceğim. Benim kırışıklık sorunum aslında şuradan başladı. Sürekli güneş yüzüme çarptığı zaman ben hep böyle gözümü kısarak geziyordum. Belki ondan dolayı da kırışıklıklar olmuş olabilir bende. Artık gözlük kullanmaya da özen gösteriyorum arkadaşlar. Eğer dışarı çıkacaksam özellikle yazın gözlük kullanıyorum. Çünkü gözlük kullandığım zaman böyle sürekli gözlüğümü kısmak zorunda kalmıyorum. Ne kadar çok kısarsam fark ettim ki o kadar çok daha kırışıklığım arttı benim. O yüzden sizlere tavsiyem yazın gözlük kullanmanız olacak. Ve bu kremleri olabildiğince erken yaşta kullanmanız olacaktır. Aranızda daha iyi bilenler zaten biliyordur. Kadın takipçilerim bunları daha iyi takip ediyordur açıkçası. Benden sadece işe yeni başlayan birisi olarak küçük bir öneriydi. Şimdi gece kremimi aldım arkadaşlar. Bununla birlikte şöyle gözümün altında morluklara şöyle küçük küçük noktalar yapacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi buraya da yapacağım. Tabii ben şu an aynadan göremiyorum. Belki büyük de olabilir. Ama orta derecede bir şey yapmaya çalıştım. Bunları bu şekilde yayacağım arkadaşlar. Şöyle içten dışa doğru. Sürüm şekli doğru mudur? Ondan da emin değilim. Kadın bana gratiste bu şekilde gösterdi. Şöyle bir sürelim bakalım. Bu arada kadın takipçilerinden yorum bekliyorum. Bu konuları daha iyi biliyorlar. Bizi daha iyi bilinçlendirsinler yorumlarda. Ben sadece danıştığım insanlardan bu şekilde olduğunu öğrendim. Ve etkisini gördüm açıkçası. Bu şekilde sadece gözümün altına ürünü uyguladım. Sabah da komple cildime gündüz kremimi uyguluyorum. Gece sadece gözlerimin altına bunu sürüyorum. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde şöyle. Sanki biraz fazla sürmüşüm. Bu kadar çok sürülmemesi gerekiyor galiba. Şöyle gözlerimin altına yedirerek sürüyorum. Evet arkadaşlar, gece kremimi de sürdüğüme göre artık yavaştan yatağıma geçebilirim ama direkt geçmeyeceğim. Şöyle bir yarım saat kadar bekleyeceğim, iyice emsin. İyice emdikten sonra ellediğiniz zaman burası çok yumuşak oluyor. Gerçekten güzel bir his uyandırıyor elinizde. Hani o kırışıkları gülseniz bile sanki böyle hissetmiyor gibisiniz. Orası biraz dolmuş gibi oluyor. Tabi bu tarz ürünleri kullandığınız zaman videonun başına dediğim gibi düzenli olarak kullanmanız gerekiyor. Ben şu an 2 haftadır sabah ve akşam olmak üzere düzenli olarak bu ürünleri kullanıyorum arkadaşlar. Cildim hem daha güzel kokuyor hem de daha iyi parlaklık sağlıyor diyebilirim. Sanki cildimin renginde de bir dengelenme oldu arkadaşlar tonlarında. Faydasını görüyorum diyebilirim ama sadece 2 hafta kullandım. Bunlar uzun süreli kullanılması gerekiyor. Ben daha belki yolun en başında da olabilirim. Bu şekildeydi arkadaşlar cilt bakım rutinim. 2 haftadır bu şekilde ve güzel etki aldığımı söyleyebilirim sizlere.
Siz de aşağıda bulunan yorum kısmına kullandığınız ürünleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere diyorum. Bye bye.